Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. PML Lock kuralları geri oynadığımız Hard Code serisine devam ediyoruz. Oyunumuzda artık sona yaklaşıyoruz demiştim. Yapacağımız ufak tefek birkaç şey kaldı. Bunlardan biri de tabii ki 7. rozeti almak. En son biliyorsunuz geçen bölümde Cinnabar Adası'na gidip 6. rozeti almıştık. Pardon, 6 diyorum. 7. rozeti almıştık, özür dilerim. 8. rozeti alacağız. Kafa gitti bir anda. Son rozetimizi alacağız yani Kanto'daki. Bunu da yapmadan önce tabii ki arkadaşlar Pokemon'larımızı biraz kastık. Gerekli şeyleri yaptık ve size geçen bölümde söylediğim gibi takıma bir elektrik Pokemon'u katarak Kanto takımımızı tamamen oluşturdum. Bunu hemen size gösteriyorum. Gerçi siz şu an zaten yanda görüyorsunuz ama takımımıza son katılan eleman Zek isminde bir Elektabuzz oldu arkadaşlar. Elektabuzz'ı katacağım aslında geçen hafta söylemiştim. Kendisine şöyle bir bakalım. Elektabuzz'ımızı Route 10'da yakalamışım. 29 Eylül'de 15 level olarak yakalamışım arkadaşlar. Thunderbolt, Thunder Wave, Light Scream ve Swift biliyor. Çok fazla yaptığı saldırı yok açıkçası. Yani bizi Thunderbolt'la herhalde götürecek gibi duruyor. Diğer Pokemon'larımızı zaten biliyorsunuz. Drake'imiz 54 level şu an. Shadow'umuz 59. Evet, Lure'u Arcanine yaptım arkadaşlar. 60 level oldu o da. Rex'imiz zaten duruyor gene 60 level. Ve Vera'mız da 58 level. Yani Pokemon'ları şöyle 60'la tamamlarsak hepsini hiç fena olmayacak. Şimdi yapacağımız şey ise arkadaşlar, şu an ben Viridian City'deyim. Viridian City'ye geri döndüm. Neden diyeceksiniz. Cinnabar Adası'nda biliyorsunuz Blue ile karşılaşmıştık. Blue bize işte rozetin az git demişti hatırlarsanız geçen bölümde. 7 rozet aldıktan sonra da kendisi seni Viridian salonunda bekliyorum dedi. Biz de o zaman gidelim. Viridian salonuna gelmiştim ben en son. Tabii Viridian salonu nereydi ya? Yani repelimizin de şeyi olmuş. Evet şurası. Ama yukarıdan dolaşacağız herhalde. Evet şu an bir ambulans geçiyor. Belki duyuyorsunuzdur sesini. Evet geldik. Şimdi Blue'nun genellikle yer tipi Pokemon'ları var. Gerçi Blue'nun yer tipi Pokemon'ları yok. Blue'nun karışık tipteki Pokemon'ları var. Başa hangi Pokemon'u koysak acaba? İlk hangi Pokemon atıyor bilmiyorum ki. Şeyi atıyor galiba. Onun Exeggutor'u var, Arcanine'i var, Gyarados'u var. Starter'ı var, Pidgeot'u var. Başa ateş Pokemon'unu alıyorum. Gerçi dediğim gibi karışık tür olduğu için ne olacağı çok belli olmaz. Arcanine'a bak kocaman. Evet girelim salona. Vakit kaybetmeyelim. Evet burada bir puzzle var diyecektim. Öncelikle bir muhabbet geçecek. İşte 3 yıl önce bu kıtanın şampiyonuydu kendisi diyor vesaire vesaire. Evet benim sevmediğim puzzle'lardan bu gene. Şöyle bakalım, bir sarılar işimize yaramıyor. Maviler zaten olmuyor. Kırmızıdan gideceğiz sanırım. Aa, gidemedik. Şuradan mı gideceğiz? Şöyle gideceğiz sanırım. Yok, hata ettik. Şu kırmızıyı deniyorum. Evet, oldu sanırım. Başka... Bunu denesem ne olur? Evet oldu. İlginç. Kırmızılardan mı gitmemiz gerekiyor acaba? Yanlış mı görüyorum? Yanlış yaptım. Yok doğru. Bu da doğru. Gayet doğru. Eğitmenlerle çok savaşmak istemiyorum. O yüzden kırmızılara basarak herhalde gideceğiz. Evet şimdi iki tane, üç tane kırmızı var. Hangisine basacağız? Ne basıyorum? Galiba oldu. Yok. Oldu evet. Güzel. Eğitmenlerle hiç savaşmadan geldim. Direkt Blue ile savaşacağım arkadaşlar ve başlayalım hemen. Sonunda buradasın ha. Cinnabar Adası'nda modumda değildim. Şimdi seninle savaşmaya hazırım. İşte Johto'da bütün rozetleri aldın, şampiyon oldun ha. Johto salonları kötü diyor yani, işe yaramaz. Niye öyle şimdi gömdü ki Johto'ya?
Evet, çok az laf çok iş diyoruz ve son rozet mücadelemiz Blue ile arkadaşlar. Kanto'nun efsanelerinden Blue ile. Biliyorsunuz Sunmoon oyunlarında da Red ile Blue'yu görüyoruz biz. Evet, ilk Pokemon Exeggutor'muş, iyi tahmin. 55 level. Level olarak fena değil, kafa kafaya gibi bir şeyiz yani. Benim çünkü sadece Gyarados'un, pardon, Arcanine'ımla Snorlax'ım 60 level. O yüzden biraz kafa kafaya bir mücadele olabilir. Player Blitz yapıyoruz. Götürecektir büyük ihtimalle. Çok yavaş ilerliyor ya. Bu maçları da hızlandırmak istemiyorum. Evet, Player Blitz'ten dolayı biraz enerjimiz gitti recoil etkisinden. O yüzden Arcanine'a dikkat etmemiz lazım. İyi de puan aldık. Rhydon geliyor. Rhydon'dan tabi kaçacağız hemen. Rhydon'u Vera'yla hallederim diye düşünüyorum. 12 karma tür olduğu için bizde de tabi karma Pokemon'lar var. Hepsine bir çare buluruz gibi geliyor bana. 58'e 58 tam kafa kafayız ama ben daha hızlıyım. Surf'le halledeceğim. Bu arada ben Pokemon Center'a girmeyi unutmuşum bölüm öncesinde. Onu şimdi fark ettim. Umarım enerjileri çok kötü durumda değildir. Evet, Vera ile Rhydon gitti. Rhydon'u da hallettik. Machamp geliyor. Machamp'ı da Shadow'la hallederim sanırım diye düşünüyorum. Yani fizik saldırımız var çünkü. Kendimiz de zaten hayalet Pokemon'uyuz. 56'ya 59 fena değil. Psychic sanırım yeterli olacaktır. Tek atar mıyız? Yani çok yavaş ilerliyor. Ne oldu? Oo, tek atamadık. Stone Age'i yedik. Ölmeyiz umarım. Ayağın, ayağın. Evet, ölmedi. Güzel. Machamp'tan da bu şekilde kurtulduk. Fena da vurmadı Stone Age de bize yalnız. Evet, 3 Pokemon'u şimdiden yendik. 6 Pokemon'u vardı sanırım. Arcanine geliyor. Arcanine için tabii ki Vera'yı kullanacağım ama Arcanine biraz da defansçı bir Pokemon. Yani belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bakalım. Yani tek atamayacağım. O 58 de olmuş. Tek atamayacağım kesin gibi Arcanine'a. Onda da inşallah elektrik saldırısı falan yoktur yani. O kadar da coşmazlar değil mi? Bakalım tek atabilecek miyiz? Zor gibi geliyor. Yarayı geçirt bari. Oo, tek attık. Süper. Aa, ben tek atacağımızı çok beklemiyordum açıkçası. Güzel, gayet yani kolay bir maç geçiyor şu anda. Pidgeot geliyor. Pidgeot'ta Ice Beam'im var. Onu bir deneyeceğim. 60 level. Oo. Bizden hızlı olabilir. Ice Beam'i deniyorum. Öldürmezse bir de Rock Gem'i deneyeceğim. Şey, Power Gem'i deneyeceğim. Rock Gem ne be? Tek atamadık. Tabi beklediğim de buydu. Oo, bir şey var. Citrus Berry var galiba. Citrus Berry'si var ve Return yapıyor. Bizi götürmez umarım. Çok aşırı da vurmadı. İkinci Ice Beam'e gider diye düşünüyorum. Başka Pokemon'u var mıydı? Bir tane daha var zannedersem. Evet, Pidgeot'tan da kurtulduk. Güzel ve basit bir maç oluyor bizim için. Çok zorlanmıyoruz. Oo, Gyarados'u varmış. Onu da tabii ki yeni Pokemon'umuzla halledeceğiz. Zek'le halledeceğiz. Zek sahaya bir çıksın. 55 level Electabuzz'ımız. Evet, Gyarados 52 level. Zaten düşükmüş onun level'ı. Elektrik saldırısına dayanabileceğini zannetmiyorum. Thunderbolt'la bence işini bitiririz. Evet, zannedersem 8. rozeti de bu şekilde almış oluyoruz. Bir hayli kolay bir şekilde Kanto'daki rozetleri böylece tamamlıyoruz arkadaşlar. Blue'yu bu şekilde yendik. Bu arada ben Dragonair'ı 54'te bıraktım bilerek. Yani onu Dragonite oluşunu beraber görelim diye ama şu an maçta da hiç kullanmadık. Sana nasıl yenilebilirim ben dedi.
Evet, Earth Badge'i de alarak rozetlerimizi tamamlıyoruz. Johto'dan ve sonra Kanto'daki 8 rozeti de alıyoruz. Artık lige gidebiliriz ama lig öncesinde yapacak pek çok şey var. Evet, Rock Climb'ı artık kullanabilirsin dedi. Geçen bölüm neden Rock Climb yok bu oyunda demiştim. Şimdi geliyormuş. Evet, Trick Room'u verdi. Çok kullanacağım bir şey değil. Dur, yanlış bir yerden gittim galiba. Şöyle kendime... Aa, olamaz. Köşeden gidecektim ha. Evet, şimdi oldu. Sürekli bir ambulans sesi, polis sesi var. Ne oluyor dışarıda? Evet. Profesör Oak bizi arıyor. Boş yer aramaz o. Ben Profesör Oak. 8 rozeti aldığında yanımıza hani uğraması gerektiğini söylemişti hatırlarsanız. Bize bir hediye verecekmiş. Seni laboratuvarımda bekliyorum palet kasabasındaki dedi. Yanımızda şu an şey yok arkadaşlar. Fly bilen Pokemon yok. O yüzden onu alsak mı acaba? Çünkü lazım da olacaktır. Evet, şeyi kullanamayız biliyorum ama sırf HM için kullanacağım. O yüzden almak istiyorum. Yani savaşlarda kullanmayacağım. O yüzden Fly bilen Pokemon'umuz. Ne oldu ya? Öf, yanlış şeyi seçmişim ben ya. Sabahtan beri ne uğraşıyorum. Bu Pokemon diyeceğim. Şimdilik Snorlax'ı. Tabi Snorlax burada olmaz. Snorlax'ı şimdilik atalım. Çünkü Fly'a ihtiyacımız var. O yüzden kullanmak istiyorum Fly'ı. Dediğim gibi o Pokemon normalde öldü. Onu kullanamayız. Ama sadece Fly için kullanacağım. Başka bir amacımız yok. Çünkü Fly'ı şu an başkasına öğretmeyelim. Evet. Palet kasabasına gidelim. Bundan sonra ne yapacağız derseniz arkadaşlar. Bir iki defa Rival'la savaşacağız. Ondan sonra başka ne yapacaktık? Tam hatırlayamıyorum ama. Yani bir iki ufak tefek işimiz daha var. Ondan sonra lige gireceğiz tabii ki. Ligden sonra efsane Pokemon'ları avlama muhabbeti var. Onlara bilmiyorum, bakarız belki. Seni görmek çok güzel. İşte sana bir şey vereceğim dedi. HM08 yani Rock Climb'ı veriyor arkadaşlar. Rock Climb'ı da kime öğretelim? Lazım olacak büyük ihtimalle yani. İşte Johto'dan sonra Kanto rozetlerini de topladın. Senin zaten böyle olacağını biliyordum. Mehmet Silver diye bir dağ varmış. Orada vahşi Pokemon'lar bulunuyormuş çok fazla. Ama tehlikeliymiş normal bir eğitmen için. Senin için öyle değil diyor. Gazı veriyor. İşte Pokemon Ligi'ne giden kapıdan oraya gidebilirsin. İşte Red'e git diyor kısaca yani. Red orada ya. Rock Climb'ı ben Arcanine'ı öğreteyim. Ne gerek var diyeceksiniz. Yani çok fazla saldırı yok bildi, o yüzden yani. Zaten Zek de bu biliyor. Zek'e de öğretebilir çünkü Zek'in gerçekten saldırısı çok yok. Rock Climb'ı bilsin en azından. Yani saldırılar ortada. Swift atalım. Evet, yani bu nesillerde Pokemon'ların çok fazla saldırı öğrenemediğini biliyoruz. Öyle aşırı bir saldırı öğrenme mekanizmaları yok. Az ve öz saldırı biliyorlar. Evet, burada işimiz bitti. Ne yapacağız şimdi derseniz arkadaşlar. Hemen ben size söyleyeyim. Öncelikle Filter City'ye gidiyoruz. Burası mıydı? Evet. Orada Rival'la bir savaşımız olacak. Bilmiyorum, vakit şu an erken olduğu için o savaşı da yapalım mı? Evet, şu
Buradan hemen bisikletimizi atlayalım. Önce bir Pokemon Center'a girelim. Biliyorsunuz her bölümde bir defa girme hakkımız var. Geçen bölüm girmediğimize göre, daha doğrusu bölüm başında girmediğimize göre sıkıntı yok. Şimdi burada arkadaşlar rival'ımızla bir savaşacağız. Ondan sonra onunla bir defa daha savaşacağız. Daha sonra herhalde çok fazla işimiz kalmıyor. Yani bunlar artık oyunun biraz lagaluga bölümleri ama yapacak bir şey yok. Bu serimizin bence sonlarına yaklaşıyoruz. Ben hemen vakit kaybetmemek adına direkt olarak girişe atlıyorum. MT Moon'a gidiyoruz. Evet, MT Moon'un önüne geldik. Önümüzde birkaç eklem vardı. Onlarla savaştım. Vakit kaybetmemek için bu kısmı kestim. Şimdi asıl yerimize gidelim. İşimize bakalım. Çünkü burada bizi bekleyen birisi olacak arkadaşlar. Hep beraber görelim kimmiş. Evet, kızıl saçlı elemanımız burada bizi bekliyor. Silver. Evet, kendisini eğitmiş ve bizle savaşmak istediğini söylüyor. Biz de kırmayalım kendisini yani. Evet, bu sefer bakalım takımı ne şekilde, hangi Pokemon'ları var. 6 Pokemon'u var. Güzel bir maç olacak. Sneasel'la başlıyor. 46 level. Yani bize göre bir hayli düşük bir level. Yoldaki savaşlarda Lure'umuz 60'tan 61 level'a çıktı bu arada, onu da söyleyeyim. Evet, Sneasel'a da Flare Blitz'le iyi bir darbe vereceğiz. Bir aile de enerji kaybettik. 1950 puan. Bu bölümde Dragonair'ı Dragonite yapmak istiyorum ama Feraligatr geliyor. Şansımızı deneyelim Drake'le. Baş edemezse değiştiririm. Çünkü az bir puanımız kaldı 55 olmamıza. Bu da 50 level'mış, hiç fena değil. Yani Drake normalde atakçı bir Pokemon. Thunderbolt yani çok uygun değil ona ama zaten çok da götürmedi gördüğünüz gibi. Ben bunu hiç şey yapamadım. Yok. Değiştir. Zek halleder onu. Ice Fang olacağı hiç aklıma gelmemişti. Evet, bir Ice Fang de biz yedik. Feraligatr'ı götürürüz herhalde diye düşünüyorum. Ama olsun, yine de Drake'imiz puan alacak. Bir miktar puan alacak yani. Evet, Feraligatr'dan da bir güzel iyi puan aldı. Golbat geliyor. Ben yeniden Drake atıyorum. Evet, bir kumar oynuyoruz burada sanki ama. Göster çek yapabilirim. Yani Golbat sonuçta bizden hızlı bir Pokemon olabilir. Yani bu riske girmek istemiyorum, o yüzden göster çek yapacağım. Belli olmaz yani. Bunun Golbat Deniz Krobat olmamış, o da ilginç. Poison Fang yaptı. Zehirler, kesin zehirler. Ha yok, statikten biz onu paralyze yaptık. Haha güzel. Thunderbolt'u da atalım. Static ability'yi seviyorum ya, güzel bir ability yani. Ya, Golbat'tan da kurtulduk böylece. Hem Drake hem Zek iyi puan aldı, daha biraz az puan aldı ya. Alakazam geliyor. Alakazam'ı Gengar'la halledebilir miyiz? Gengar sanki Alakazam'dan daha hızlıydı diye hatırlıyorum ama level üstünlüğümüz de olabilir tabii ki. Oo, tamam. Kesin alırız. Shadow Ball'la götürürüz. Silver'ı da kolay yeneceğiz gibi duruyor. Yani öyle görünüyor daha doğrusu. Evet, ona da tek attık. Shadow'umuz da 60 level'a doğru gidiyor. Oo, onun da Gengar'ı var. Gengar'a Gengar. Bakalım nasıl olacak. 48'e 59. Kurtuluşun yok. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Birinci nesilde olan en sevdiğim Pokemon'lardan biridir Gengar. Takımında bulunması da hoşuma gidiyor her zaman. Evet, 60 level olduk.
Gengar'da 60 yaptık Shadow'u. Magneton geliyor. Magneton'u Arcanine'la yenebiliriz ama ben Drake'i yine göstercek yapacağım. Drake'in artık Dragonite olmasını istiyorum da biraz fazla puana ihtiyacı varmış. Yani maçı tek başına kazanabilse neyse de kazanabileceğini zannetmiyorum. O yüzden göstercek yapıyorum biraz da. Bir şekilde bu bölüm 10.55 yapacağım, merak etmeyin. Size onun evrimini göstereceğim, öyle bitireceğim yayını. Perlite olduk, bu kötü oldu. Bir player blitz'te o discharge geliyor arkasından. Biraz hızlandırdım burayı. Böylece elemanımızı da yeniyoruz. Silver'ı bir kez daha mağlup ettik. Drake hala level atlamadı. Evet, yeterli eğitimim yeterli olmamış. Pokemon'larım hala zayıf diyor. Eğitim yaptıktan sonra Dragon's Den'de eğitim yaptıktan sonra benimle tekrar karşılaşacakmış. Nereye gideceğimizi az çok anlamış olduk yani. Dragon's Den'e gideceğiz. Tabii onu bu bölüme bırakalım mı? Oraya gidelim, öyle bırakalım diyorum. Pardon. Tabii direkt olarak şeye gidemiyoruz. Direkt olarak Johto'ya geçemiyoruz. Bir önce Indigo yapalım, ondan sonra Johto yapalım. Şimdi 3 tane rare kendim var. Rare kendi mi versem acaba? Buradan yine uçarak. Burası yine galiba. Evet, Blackthorn City'ye gidiyorum. Savaşacak biri olsa da arttırsam ya enerji şeyi, level'ı. Ben arkadaşlar level arttırdığımda yayına devam edeceğim. Evet, Blackthorn City'nin hemen yan tarafındayız. 55 level yapmaya çalışıyorum. Az bir puan kaldı, o yüzden açtım videoyu buradan. Gördüğünüz üzere 1-2 maç daha kazanırsak arkadaşlar 55 level olacağız. Evet, bir maç kaldı. Bir tane daha Pokemon yenersem tamamdır. Yani bu bölümü en azından Dragonite'i görerek kapatalım. O Fanfi çıktı ya. Evet. 55 level Dragonite geliyor arkadaşlar. İşte bu. Galiba kadromuz tamamlanmış oluyor böylece. Dragonite'i de elde ettik. İşte bu. level 55 bir Dragonite'imiz oldu. Wing Attack öğrenmiş direkt olarak da hemen. Wing Attack. Yani neyi sileceğiz ki? Wing Attack'a gerek yok o zaman ya. Gerçi uçuş türü pek bir hatamız yok ama. Of, yanlış tuşa basıyorum sürekli. Evet, burada bırakalım arkadaşlar. Şöyle Dragonite'i de peşinde dolaştırayım. Neredeyiz diye soruyorsanız arkadaşlar, şu an Blackthorn City'nin hemen yan tarafındayım. Şurada. Şehre de gideyim de tam olsun. Yukarıdan arkadaşlar Dragon's Den'e gideceğiz. Biliyorsunuz oraya daha önce uğramıştık zaten, hatırlarsanız. Daha önceki bölümlerimizde. Şuradan gidip karşı tarafa geçip oradan Dragon's Den'e gideceğiz ve bir kez daha Silver'la karşılaşacağız. Onu da gelecek bölüme bırakalım artık. Silver'la karşılaştıktan sonra orada ilginç bir maç olacak bu arada. İkili bir maç olacak. Ondan sonra galiba lige gideceğiz. Daha doğrusu atladığım bir nokta var. Önce Silver'la savaşmıyoruz. Orada başka birileriyle savaşıyoruz. Daha sonra Silver'la savaşıp lige giriyoruz. Gelecek bölümde de bunları yaparız ve olayı kapatırız arkadaşlar.
Lig'den sonra tabii ki devam edilecek yerler var. Efsane Pokemon'lar var ve tabii ki Red'le olan savaş var. Bunlar da birkaç bölüm yani sunarız ve birkaç bölüm sonra bitirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, bölüm sorusunu yanıtlamayı unutmayın. Bunu başta söylemeyi unuttum ama siz tabii ki biliyorsunuz. Kadromuz bu şekilde, oyunumuz bu şekilde. Bakalım sonuca erişebilecek miyiz güzel bir şekilde. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle.